Sultan II. Abdülhamit, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahıydı. O, yıkılmak üzere olan Osmanlı İmparatorluğu'nu tek bir karış toprak kaybetmeden tam 33 yıl ayakta tutmayı başarabilmişti. Abdülhamit tahta çıktığında Osmanlı İmparatorluğu büyük bir bunalım içindeydi. İç ve dış düşmanlar Cihan Devleti Osmanlı'yı yıkmaya çalışıyordu. Sultan II. Abdülhamit halktan biri gibi yaşıyor, hayırsever ve cömertliğiyle öne çıkıyordu. Öyle ki kendisini öldürmek isteyenleri bile bağışlayacak kadar müşfikti. Hazinede yeterince para bulunmadığı dönemlerde cebinden para harcayarak devleti ayakta tutmaya çalışıyordu. İstanbul'da Şişli Etfal Hastanesi'ni ve Darül Aceze'yi kendi parasıyla yaptırmış, Hamidiye içme suyunu borularla İstanbul'a getirtmişti. Kara yollarını Anadolu içlerine kadar uzatan Sultan II. Abdülhamit, Hicaz demir yollarını da inşa etmişti. Osmanlı Devleti'nin geleceği tehlike altındaydı. Siyonist güçler, yerli işbirlikçilerle birlikte harekete geçmiş, İmparatorluğu parçalamak üzerine planlar yapmıştı. Ancak devlet tecrübesi ve kıvrak zekasıyla bilinen II. Abdülhamit, bu büyük tehdide karşı boş durmamış, Yıldız Hafiye Teşkilatı'nı kurmuştu. Kısa sürede çok başarılı olan Hafiye Teşkilatı sayesinde, bazı uzmanlara göre Osmanlı Devleti'nin ömrü yarım asır daha uzamıştı. 19. yüzyıl başlarına dek, Filistin toprakları Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altındaydı. Kapitülasyonların boyunduruğu altında ezilen Osmanlı'dan Filistin'i almak için tarihi bir fırsat yakaladıklarını düşünen Siyonistler harekete geçmişti. 1897 yılında İsviçre'nin Basel şehrinde Macar Yahudisi olan Theodor Herz başkanlığında toplanan Siyonistler, Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurmak istiyordu. Siyonist hareketin lideri Theodor Herz, Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit'e Filistin'de bir devlet kurmalarına izin vermesi karşılığında 150 milyon İngiliz altını rüşvet teklifinde bulunmuştu. Ancak Sultan II. Abdülhamit'ten hiç beklemediği bir yanıt almıştı. Sultan Abdülhamit, Kudüs'ü Müslümanlara teslim eden Hazreti Ömer'dir. Onun emanetine ihanet ederek Osmanlı ailesini lekeleyemem. Bahusus Devlet-i Aliye, İslam düşmanlarının paralarıyla yapılacak tahkimatın arkasına sığınmaya asla tenezzül etmez diyerek Siyonistlere tarihi bir cevap vermişti. Ancak Siyonist güçler hasta adam dedikleri Osmanlı'yı parçalamaya kararlıydı. Batıda eğitim gören Jön Türkler de hürriyet, adalet, eşitlik kavramları peşinde koşarken Siyonistlerin büyük planının parçası olmaktan kurtulamamıştı. II. Abdülhamit, Filistin'de bir Yahudi devleti kurmak isteyen Siyonistlerin ve iddiaçların ortak düşmanıydı. Sarayda padişaha yakın bazı paşaları rüşvetle satın alan Siyonistler, Jön Türklerle birlikte II. Abdülhamit'i tahttan indirmek için düğmeye basmıştı. İlk adım, II. Abdülhamit'i attıkları iftiralarla itibarsızlaştırmak, gözden düşürmekti. Öyle de yaptılar. Kendi suikastçılarını bile affeden şefkatli padişah, birden baskıcı, kan dökücü, Kızıl Sultan oluvermişti. Bu karalama kampanyalarında içerideki Yahudiler, Ermeniler ve iddiaçılar dışarıdaki Siyonist güçlerle ortak çalışıyordu. Nitekim bu kampanyalar sonucu halk, padişah yandaşları ve düşmanları olarak ikiye bölünmüş, huzursuzluk had safhaya varmıştı. İttihat ve Terakki Partisi'nin kışkırtmasıyla halkın bir kısmı 12 Nisan 1909'da sokağa dökülmüş, bazı subaylar ve iddiaçılara benzetilen iki milletvekili öldürülmüştü. Siyonistlerce tezgahlanan ve tarihe 31 Mart vakası olarak geçen bu planlı isyan bahane edilerek Sultan II. Abdülhamit tahttan indirilmişti. İşin en acı tarafı, iddiaçılar tarafından Selanik'e sürgüne gönderilen II. Abdülhamit, nispet yapılarak bir Yahudinin evine kapatılmıştı. 31 Mart vakasının sahneye konulmasında, Jön Türklerin tanınmış üyelerinden Selanikli Emanuel Karaso da vardı.
Daha sonra Emin Karasu adını alan Yahudi kökenli Emanuel Karasu, İtalyan bankasından aldığı binlerce liralık altını iddiaya göre 31 Mart vakasını planlamak için harcamıştı. Tarihe 31 Mart vakası olarak geçen süreçte Abdülhamit, Selanik'ten gelen Mustafa Kemal komutasındaki hareket ordusuna karşı herhangi bir direniş göstermemişti. Kendi hatıratında bunu kardeş kanı dökülmesin diye yaptığını yazmıştı. Abdülhamit'i diktatörlükle suçlayan odaklara Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleri cevap niteliği taşıyordu. Abdülhamit'in idare tarzı azami müsammadır. Mustafa Kemal Atatürk. Siyonistlerin planı tıkır tıkır işliyordu. Abdülhamit'in tahttan indirilmesiyle birlikte Filistin'de Yahudi devleti kurulması çabaları da hız kazanmış oldu. Ve Cihan Devleti Osmanlı büyük bir hızla parçalanmaya başladı. Osmanlı'yı bitiren iddiatçı zihniyet, Cumhuriyet tarihi boyunca da Türk halkına büyük acılar yaşattı. Tek parti döneminde halkın inançlarına ters düşen birçok uygulama yapıldı. Camiler kapatıldı, Arapça ezan okunması yasaklandı. Tam 18 yıl boyunca Tanrı uludur diyerek minarelerden Türkçe ezan okundu. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Bu duruma daha fazla katlanamayan halk 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti'yi iktidara taşıdı. Adnan Menderes'in ilk işi ezanı kendi dilinde orijinal haliyle okutmak oldu. Ancak Menderes bu yiğitliğinin bedelini tam 10 yıl sonra boynuna geçirilen yağlı urganla ödeyecekti. Cumhuriyet rejiminin kendilerine sağladığı ayrıcalıkları kaybetmek istemeyen odaklar Menderes'i diktatör, padişah heveslisi ilan etmiş, iki arkadaşıyla birlikte dar ağacına çekmişti. Halkın iradesini yok sayan bir avuç mutlu azınlık devlet gücünü hep elinde tutmak istiyordu. Ve seçimlerle bozulan iktidar denklemini yeniden kurmak için her 10 yılda bir askeri darbe yapmaktan çekinmiyordu. Aynı çevreler halkın iradesini temsil eden Turgut Özal'a yapmadığını bırakmamış, bir iddiaya göre sonunda zehirleyerek öldürmüştü. Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan da aynı güç odaklarının hedefi olmuş, 28 Şubat darbesiyle hükümeti bırakmak zorunda kalmıştı. Darbeciler laikliği koruma bahanesine sığınıyor, dine dayalı bir devlet kurulmasına engel olduklarını söylüyorlardı. Ancak asıl amaç toplumdaki dini hassasiyetleri yok etmek, kafalarındaki toplum mühendisliği projesine uygun olarak bambaşka nesiller yetiştirmekti. Ve aradan yıllar geçiyor, tarih bir kez daha tekerrür ediyordu. Bu kez hedefte AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan vardı. Aynı zihniyet ard arda yaptığı Ay Işığı, Sarı Kız, Ergenekon ve Balyoz darbe planlarıyla halkın iradesine namlu doğrultmak istedi. Yetmedi, AK Parti'yi mahkeme kararıyla kapatmaya çalıştı. Ancak Erdoğan, geçmişteki liderlerin aksine darbecilere, cuntacılara karşı boyun eğmedi. Her defasında kefenini cebine koyarak bu yola çıktığını haykırdı ve darbecilere meydan okudu. Bu yola merhum Menderes'in ifade ettiği gibi kefenimizi giyerek çıktık. Darbelere destek veren iddiatçı medya Başbakan Erdoğan'ı da hedef aldı. Sayın Perez, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Özellikle Başbakan'ın Davos zirvesinde İsrail'in yaptığı insanlık suçunu One Minute diyerek dile getirmesi bir kırılma noktası oldu.
One minute. Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Dün 2. Abdülhamit'i ve Adnan Menderes'i baskıcı, diktatör ilan ederek itibarsızlaştıran Siyonist güçler bugün de Tayyip Erdoğan'a aynı yakıştırmaları yapıyordu. Amaçları Taksim Gezi Parkı bahanesiyle halk isyanı çıkarmak ve Tayyip Erdoğan'ı alaşağı etmekti. Ama gençleri sokaklara döken güçler bir kez daha baltalarını saklamak, inlerine çekilmek zorunda kalmışlardı. Ne var ki sokaklar sakinleşse de manşetler konuşmaya devam ediyordu. Son olarak 28 Şubat'ın Sivil Paşası Hürriyet Gazetesi eski genel yayın müdürü Ertuğrul Özkök, Başbakan Erdoğan'ı Kızıl Sultan diye yaftaladığı 2. Abdülhamit'e benzetmiş, baskıcı, diktatör olmakla suçlamıştı. İşte 28 Şubatçı Ertuğrul Özkök'ün o ifadeleri. Bunun gideceği yer bellidir. Bunun gideceği yer diktatörlüktür. Sınıra dayandığı yerdeyiz. Yalnız dünya tarihi bize göstermiştir ki hiçbir diktatör kalamaz. Hep söylerim, Abdülhamit Osmanlı padişahları arasında en başarılı olanlardan bir tanesidir. Ama bugün kendisinden bize kalan sadece yasaklar, istibdat dönemi ve hafiyelik sistemidir. Adı da o yüzden Kızıl Sultan diye kalmıştır. Bugün bunu yapanlar ülkede istedikleri kadar ekonomik mucize gerçekleştirsin, yarın çocuklarına bırakacakları isim Abdülhamit'inkinden farklı olmaz eğer böyle giderse.